Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Lego şehri videosuna hoş geldiniz. Biliyorum uzun süredir Lego şehri videosu koymamıştım. Çünkü yapmamız gereken bazı setlerimiz vardı. Biliyorsunuz onları yaptık. Star Wars gününü kutladık. Şimdi sıra geldi şehir videosunda. Bundan sonra her pazar şehir videosu koymaya çalışacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şehir videosuna geçmeden öncelikle bugün 9 Mayıs arkadaşlar. Bugün Anneler Günü. Buradan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü bütün içtenliğimle kutluyorum. Bu videoda öncelikli olarak geçen videoda en son kaldığımız yerleri göstereceğim ve bunun üzerine neler yapacağımızı teker teker size anlatacağım. Daha sonra da bunları uygulamaya geçeceğiz arkadaşlar. Fazla vakit kaybetmeden haydi gelin şehrimize tekrardan bir göz gezdirelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz geçen videoda plajımızı yapmıştık ve Old Fishing Store'umuzu buraya koymuştuk. Önüne de bir iskele yapmıştık. Çok da güzel olmuştu. Şimdi burada özellikle bu görmüş olduğunuz masada değişiklik yapacağım arkadaşlar. Bakın bu masa şuradan başlıyor. Şuradan başlıyor arkadaşlar. Şöyle geliyor. Buraya kadar devam ediyor. Şimdi burada öncelikle bu masanın ayaklarını değiştireceğim. Şu anda sabit ayaklar var. Bunları ayarlanabilir ayak olarak takacağım. Ve de diğer masalardan yaklaşık 8-10 santim aşağıya yerleştireceğim bu deniz bölgesini, bu plaj bölgesini. Bunun nedenini soracak olursanız, şimdi mesela şuraya tamam mı liman yapacağız. Bu liman sonuçta bir yükseklikte olması lazım değil mi? Bunu yaptığımız zaman buraya tren yollarını çıkartmamız gerekiyor. Ama bence tren yollarını yükseltmektense bu masayı daha da aşağıya indireceğim. Ve de burada denizimiz normalde gerçekte olduğu gibi normal diğer bölgelere göre biraz daha alçakta olacak. Ve böylelikle buraya rahatlıkla limanımızı yapabileceğiz. Buraya yat limanımızı yapacağız. Buraya da plajımızı yapacağız arkadaşlar. Ve burada bazı değişiklikler yapacağım arkadaşlar. Onların hepsini biraz sonra yapacağız. Bunun haricinde bu tren yolumuzu biraz daha bu tarafa doğru uzatacağız. Ve burada görmüş olduğunuz tren yükleme bölümünü de daha bir şu tarafa doğru alacağım. Yani limana doğru alacağım. Limanda olması daha mantıklı. Ve buraya da bir masa daha ekleyeceğim arkadaşlar. Bu masanın üstü havalimanı olacak. Bu arada bazı kargolarımız var. Burada mini bir kutu açılışı yapacağız. Öncelikle Toys World'dan aldığım zemin plate'leri, onları yerleştireceğiz. Yeşil zemin plate aldım arkadaşlar. Onları şuradaki yeşil bölgemize koyacağız. Onun harici bu görmüş olduğunuz en son yaptığımız Paris restoranını şehrimizin merkezine yerleştireceğiz. Ve de şurada gördüğünüz Amazon kutusunun içerisinde de yol plate'leri var arkadaşlar. Bu yol plate'lerini de yine şehrimize monte edeceğiz arkadaşlar. Ayrıca şurada görmüş olduğunuz bir kutu daha var. Bu kutuda Kaan arkadaşımdan geldi. O da şehir yapıyordu. Sonra şehir yapmaktan vazgeçti. Şehir setlerini vitrinde sergilemeye başladı. Çok da güzel sergilemeye başladı. Size bir fotoğrafını gösteririm. Yollar işine yaramıyordu. Yolları al hocam sen kullan dedi. Senin şehrinde gayet işe yarar dedi. Hem de daha fazla yol almaktan kurtulursun dedi. Ben de eyvallah kardeşim sağ ol dedim. Ayrıca arkadaşlar buraya da bir fener yapacağız. Şuraya arkadaşlar bir fener yapacağız. Onu da biraz sonra yine aşağıda yapıp getirip buraya koyacağız arkadaşlar. Daha başka neler yapacağız göstereyim. Bir kere yolların hepsini monte etmemiz şehirde neyin nereye olacağını bize bir gösterecek arkadaşlar. Ondan sonra biliyorsunuz geçen bölümde şu ahşap masayı buraya almıştık. Bunun üzerinde panayır vardı. Şimdi bunun üzerindeki bütün setleri buraya kuracağımız 4 masanın üzerine koyacağız arkadaşlar. Panayırımız şu görmüş olduğunuz şu anda bir şey olmayan bölge olacak. Ve gerçekten tık şehrimiz kaba taslak oturacak. Başka da masa eklemeyeceğim. Ha şunu yapacağım. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir boşluğumuz var. Ben buradan hamle yapıyorum. Çünkü tam olarak şu ara bölgelere uzanamıyorum arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğunuz bölgelere uzanmakta sıkıntı çekiyorum. Ve araya geçerekten uzanıyorum onlara. Bu bölgeyi takılıp çıkarılabilen bir mekanizma yapacağız buraya. Nasıl olacak? Lego'dan yapacağız arkadaşlar. Bunun üzeri komple böyle Lego'dan kapatacağız. Biraz daha böyle alçakta yapacağım. Belki içine bir göl vesaire yapabilirim. Oraya da güzel şeyler düşündüm. İlerleyen zamanlarda oranın parçalarını temin ettiğimde
oranında montajını yapacağım arkadaşlar. Ama öncelikle şehrimiz biraz daha ilerlemesi lazım. Evet, görüyorsunuz daha önce yapmış olduğumuz modüler binalar. Firehouse'umuz, Avengers kulemiz. Bugün çok işimiz var arkadaşlar. Hani daha fazla gecikmeden başlamak istiyorum ben. Şurada assembly sukerimiz. Burada city setlerimiz. İlerleyen zamanlarda bunları da geliştireceğiz, büyüteceğiz. Evet, daha fazla vakit kaybetmeden yeniliklerimize öncelikle masaları montajlayarak başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, masamızın normal ayaklarını çıkardım. Buradaki ayarlanabilir IKEA'nın Olov ayaklarını takacağım. Bunları da yaklaşık 8-8,5 santim gibi ayarladım. Diğer beyazlarla olan mesafesini bakın şuradan aynı hizaya getirdim. Şu kadar daha kısa, yani 8-8,5 santim kadar. Şimdi ayarlanabilir ayakları masamıza takacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, masamızı yerleştirdim bu şekilde. Bakın şöyle diğer masayla arasında yaklaşık 8-8,5 santim var. Şimdi bu bölgeye plajımızı koyacağım. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlardan gelen ve kendi satın aldığım paketleri açacağım. Yani şu anda mini bir kutu açılışı yapacağız. Evet, önce Kaan'dan gelen kutuyu açıyorum. Bunun içinde yeni yol plakları var arkadaşlar. Oo, bunlar yol plaklarının parçaları arkadaşlar. Bunlar da yol plakları. Sanırım içerisinde 10 tane plate var. Biraz sonra bu görmüş olduğunuz yol plaklarını bütün şehrimize döşeceğiz arkadaşlar. Size daha önce modüler binalar ile yeni yolların nasıl birbirine daha iyi uyum sağlayacağı hakkında bilgi vermiştim. Ama bu binaların altına koyduğum normal plate'ler o kadar çok pahalı ki arkadaşlar, vallahi başa çıkamadım. Artık yoldan biraz daha yüksekte durması için binaların altına mukavva koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey aldım. Onu da şimdi size göstereyim. Ya bildiğiniz aslında karton mukavva. Tam bir plate kalınlığında. Şöyle bir tanesini çıkartayım arkadaşlar. Şöyle kalınlığını görüyorsunuz. Tam bir plate kalınlığında bu. Sanırım 3 milimetreydi. Bunları bütün modüler binaların altına koyacağım arkadaşlar. Bu da Toyzol'dan almış olduğum paket. Toyzol gerçekten çok hızlı kargo yapıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. 2 günde direkt elime ulaştı. Toyzol'dan aldığım 5 adet yeşil zemin plate arkadaşlar. Onları da yeşil bölgemize koyacağım biraz sonra. Evet arkadaşlar, bunlar da geçen gün paket açılışından çıkan yeşil zeminler. Bunları da bunların yanına koyayım. Ve almış olduğum 3 adet mavi zemin plate'i. Bunları da deniz bölgesine şimdi yerleştireceğim. Bu ne diye soracaksınız. Bu arkadaşlar Türkiye'deki 18 Bricklink mağazasından biri olan Halk Brick'ten almış olduğum parçalar arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli bir Bricklink mağazası. Bütün parçaları şu şekilde kutuların içerisine göndermişler. Bir de kuru kahveci Mehmet Efendi'den bir Türk kahvesi yollamışlar. Çok teşekkür ediyorum onlara. Diğer parçalarımız da burada arkadaşlar. Hepsi kutuların içerisinde. Bu ne? Burada afiyet olsun yazıyor. Şeker. Evet arkadaşlar, bakın. Şöyle şeker de göndermişler. Gerçekten kahvenin yanında şeker de yiyebilirim diye çok düşünceli bir davranış. Buradan Halk Birliği'nin sahibi olan Erdem Bey'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Peki bu parçaları niye aldım arkadaşlar? Biliyorsunuz daha önceden 2 adet Hidden Sight'ın 7431 kodlu karanlık fenerini almıştım. Bunları birleştirerekten güzel bir fener yapacaktık plajımızın yanına. Şimdi onu yapacağız arkadaşlar. Haydi öncelikle feneri yapalım ve onu plajımıza konumlandıralım. Evet arkadaşlar, biraz önce de söylemiş olduğum gibi fenerimizi bu iki Hidden Sight setinin yanı sıra ekstra parçalar kullanarak yapacağız. Bu parçaları Halk Brick, Bricklink mağazasından aldım. Siz de Bricklink mağazalarından sipariş verebilirsiniz. Türkiye'deki en kapsamlı Bricklink mağazalarından bir tanesi bu parçaları almış olduğum Halk Brick arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yapacağımız modeli arkadaşlar Rebrickable sitesinden buldum ben. Rebrickable sitesinde
Revelor isimli bir kullanıcı yapmış. Bu iki seti birleştirmiş, ekstra parçalar kullanıp Hidden Side olmayan bir model yapmış. Biz de şimdi onu yapacağız arkadaşlar. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi fenerimizi yaptım. Şimdi bu feneri buraya bir yere monte edeceğim. Şu bölümüne gerek yok fenerin. Burasını çıkartacağım arkadaşlar. Ekstra parça harcıyoruz.
Buraları komple çıkartacağım. Evet, böyle daha güzel oldu bence. Şöyle, burada yat limanına, burada da limana yer kalması için burayı şuradan alacağım arkadaşlar. Birazcık küçülteceğim plajımızı. Fenerimiz bu şekilde oldu. Bence gayet güzel oldu. Şimdi şuraya 2 adet daha mavi taban plate'imizi yerleştirelim. Sahilimiz bence gayet güzel oldu, plajımız. Şimdi buraya şöyle bir büyük iskele yapacağım. Şöyle. Oradan buraya birleştireceğim. Buradan da şuraya bir merdiven yapacağım. Buraları da şu görmüş olduğunuz kaya parçalarıyla tamamlayacağım. Bakın şuraya bir merdiven yapacağız ama şuraya bunları yerleştireceğim şu şekilde. Buraya kadar yükselteceğim. Bence güzel olacak. Evet arkadaşlar, sahilimizde bu bölümlük bu kadar gelişme yeter. Bir sonraki seferde belki yat limanını yaparız. Yatlarımızı koyarız buraya. Ondan sonraki bölümde de buraya bir yük limanı yaparız. Haydi şimdi şehir merkezimizi düzenleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi bütün modüler binaları kaldıracağım. Altına 3 milimetrelik mukavva döşeceğim. Thank you.
Evet arkadaşlar, modüler binalarımızı da yerleştirdim. Şimdi sırada panayırımızı ahşap masanın üzerinden bu yeni kurduğum masaların üzerine almak kaldı. Haydi şimdi onu yapalım. Evet arkadaşlar, panayır alanını şu şekilde ayarladım. Artık önümüzdeki haftalarda panayır alanının diğer setlerini de yapacağız ve yavaş yavaş bu bölgeyi de kalabalıklaştıracağız, tamamlayacağız. Burada boşluk bırakacağım. Diğer setleri buralara koyacağım arkadaşlar. Ve burada böyle fışkiye falan da yapabiliriz açıkçası. Ahşap masanın üstü tamamen boşaldı. Oraya da ilerleyen zamanlarda Hogwarts bölgesi yapacağız. Zaten bir setimiz orada hazır bekliyor. Pril'in yanında. Evet, panayır bölgesini de gördüğünüz gibi artık oturttuk sayılır. Tren yolumuzu koyduk. Belki ileride iki tren yolunu birbirine bağlayabilirim bir bağlantı yoluyla. Zaten burada hazır bağlantılarımız var. Bunları kullanaraktan. Evet, şimdi yollarımızı yapalım arkadaşlar. Yolları nereden geçireceğimizi belirleyelim. Bir de ilerideki tren yollarını biraz daha uzatacağız. Onları ayarlayalım. Haydi. Biraz önce açmayı unuttum arkadaşlar. Bir de şu kutumuz vardı. 5 adet yeni yol pletlerimizden çıkıyor. Bunları şimdilik kenara koyacağım. Belki ileride havalimanı yaparken bile lazım olabilir onlar. Şimdi Kaan'ın gönderdiği pletleri kullanacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın şuradaki yük trenini şimdi buraya aldım. Burada yer açtım arkadaşlar. Buraya havalimanı yapacağım. Buraya da pist yapacağım. Yol da buraya kadar gelecek. Şuradan şöyle buraya kadar gelecek arkadaşlar. Şimdi onu ayarlamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, yolumuzu gördüğünüz gibi yük limanına kadar getirdim. Buraya da tırlar yanaşacak. Şimdi diğer kalan yolları yapacağız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yollarımızı da döşedik. Yenilikleri neredeyse tamamladım. Şimdi şöyle bir sonuç yapalım hep beraber. Burası dediğim gibi liman olacak. Ama burada büyük bir vinç yapacağız. Limanda vinçler olur ya, işte onlardan yapacağız. Ve hemen bu bölgede büyük yük gemileri olacak. Onun harici onların yanında, yani yük limanı ile plajımızın arasında da yat limanı olacak arkadaşlar. Burası bu şekilde olacak.
Şurası da şöyle çirkin gözükmeyecek. Hani bu şurada görmüş olduğunuz boşluk gözükmeyecek arkadaşlar. Orayı güzel bir kompozisyonla kapatacağım. Çok güzel olacak ama onun için tabii parça lazım. O parçaları da yakında Brinklink'ten sipariş edip getirteceğim. Şu anda şu kutuların olduğu yerde havalimanı olacak. Ama bu tabii ileride olacak arkadaşlar. 2-3 ay sonra henüz oraya ulaşmayacağım. Şurada havalimanının kendisi, ileri tarafta da pisti olacak arkadaşlar. O masayı sırf havalimanının pisti için aldım vallahi. Ama size çok güzel bir haber vereyim. Artık mavi taban plate'i almayacağım. Artık almayacağım bir şey olduğunda gerçekten çok mutlu oluyorum. Hatta şu mavi plate'im arttı arkadaşlar. Ama daha çok yeşil plate'e ihtiyacım var. Yeşil taban plate'ine ihtiyacım var. Şuraları yeşil plate'le dolduracağım. Karşıyı biraz daha yeşil plate'le dolduracağım. Evet, gördüğünüz gibi bütün yolları yapmış bulunmaktayız. Sadece bu aradaki yolu yapmadım arkadaşlar. Çünkü burayı rayla yolu uygun biçimde birleştirip öyle koyacağım buraya. Onu da bir sonraki bölümde, yani gelecek hafta görürsünüz. Onun harici şu medieval ve park bölümünü acaba dedim şuraya mı alsam? Şöyle şu boşluğa mı alsam dedim. Daha sonra orada denizle beraber daha çok yakışır diye düşündüm ama ilerleyen zamanda değiştirebilirim yerini. Yani çünkü orada park olacak, medieval bölümü olacak. Belki ileride oraya bir kale falan da koyabiliriz. Onların yanında da Jurassic Park. Oraya fazla gelir mi acaba diye düşündüm açıkçası. Jurassic Park buraya sığmaz. O yüzden o orada olmak zorunda. Ama yeşil alan, medieval. Medieval da buraya sığmaz. Buraya da ileride kale yaparsak buraya sığdıramayız. Ama hani yeşil alan, böyle ağaç evi bu tarafa koyabiliriz. Burada bir tren yoluyla yol arasında bir park yapabiliriz arkadaşlar. Şimdilik Susam Sokağı'nı buraya koydum. Ama Susam Sokağı'nı sanırım bir mock yapacağım. Rebrickable sitesinde bir mock vardı. Ondan yapacağım. Böyle hoşuma gitmiyor arkası. Şöyle görüyorsunuz, bu arkası açık, pek hoşuma gitmiyor. Evet, burada Brick Bank'ımız duruyor. Köşe binası olduğu için. Bakın, yeni koyduğum mukavva 3 mm kalınlığında. Artık bunun üzerine koyuyorum modüler binaları. Şurada yeni yapmış olduğumuz Paris restoranı Assembly Square'in yanına yakıştı arkadaşlar. Onların yanında da Palace Sinema ve burada Grand Emporium, alışveriş merkezimiz. Onun yanında Pet Shop. Onun yanında da polis merkezi arkadaşlar. Burada Firehouse'umuz var, hayalet avcılarının. Avenger Kulesi'ni biraz kaydırdım arkadaşlar, yolu oraya koyabilmek için. Burası panayırımızın girişi olacak arkadaşlar. Buradan girdikten sonra Disney trenine binebiliyorsunuz. Ve de panayırın etrafında gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Dediğim gibi bu ay içerisinde buraya diğer panayır setleri gelecek. Bence burası daha güzel gözükecek. Ayrıca ilerleyen zamanda, belki 1-2 ay sonra da Disney şatosunun altına bir tünelli dağ gibi bir şey yapabilirim. Onun altından burayları geçirebilirim. Çünkü orada biraz yer kazanmam gerekebilir ve daha da güzel olur bence. Bakalım, öyle bir düşüncem var. İlerleyen zamanda göreceğiz. Burası dediğim gibi Hogwarts alanı olacak. Şurası Ninjago alanı olacak. Bunun üzerine bir MDF kestireceğim. Burada herhangi bir şey kalmayacak. Hani musluk falan kalmayacak. Priller, cifler, sabunlar, mumunlar kalmayacak arkadaşlar. Hepsini kaldıracağım oradan. Yolumuz bu şekilde böyle gidiyor. Yolu niye şu boşluk tarafına koydum? Çünkü arkadaşlar, boşluğa dediğim gibi bir göl yapacağım. Yolun kenarından göl seyretsin istiyorum. Hem de buraya koyacağımız büyük binalara da yer açsın istedim. Aralara olmadı, hani yan yollarla gireriz, sorun değil. Ama tren yolu ile yol arasında geniş bir alan kalsın. Oraya güzel binalar yapabilelim diye düşündüm. Evet, Kiwik Market'i buraya aldım arkadaşlar. Onun da yanına yollar koyacağım. Ama otopark yapacağım oraya. Diğer yanı da aynı şekilde. Ve polis arabasının diğer yanına da Simpsonların evini yapacağım arkadaşlar. Yan yana olsunlar. Orası böyle bir Simpson mahallesi gibi olsun. Güzel olur bence. Evet arkadaşlar, bu videomuzda yollarımızı tamamıyla düzenledik. Plajımızı geliştirdik. Deniz fenerimizi yaptık ve monte ettik. Yeni aldığımız 5 masayı ve bir de plajın ayaklarını monte ettik ve yerlerine yerleştirdik. Bundan sonra bir müddet masayla ilgili herhangi bir işimiz olmayacak. Yani işin amelelik kısmı
olmayacak arkadaşlar. Tamamen şehire konsantre olacağız. En son yapmış olduğumuz Paris restoranını şehir merkezimize koyduk. Bütün modüler binaların altına plate yerine mukavva koymaya başladık. Liman ve limana gelen tren yolunu revize ettik arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda bu limanı daha da geliştireceğiz ve bir sonraki videoda muhtemelen yat limanını yapmaya başlayacağız. Ve son olarak panayırımızı da eski yerinden, ahşap masanın üzerinden yeni IKEA'ların üzerine koyduk arkadaşlar. Ve şu anda panayırımızın yeri daha da genişledi. Yeni panayır setlerimizi koyduğumuzda yer yetecek mi yetmeyecek mi diye artık düşünmüyorum. Videonun başında da söylediğim gibi bundan sonra her pazar şehir videosu gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şehir videosu ne zaman diye sormanıza gerek yok. Herhangi bir aksi durum olmadıkça, hastalanmazsam, ciddi bir işim çıkmazsa, çok aşırı yoğun olmazsam her pazar şehir videomuz olacak arkadaşlar. Bu videoya desteklerinden dolayı hem Kaan arkadaşıma hem de Biriklik mağazası Halk Birik'e çok ama çok teşekkür ederim. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. 23 Nisan'da Ataya Minnet projesi adı altında yapmış olduğumuz Atatürk portresindeki parçaları Almanya'dan getirmemde bana çok ama çok yardımcı olan yine Biriklik mağazası Ali's Birik Store'a da buradan çok ama çok teşekkür ederim. Evet, demiş olduğum gibi Biriklik'ten gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve tüm annelerimizin, fedakar analarımızın anneler gününü tekrardan kutluyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.